Arkadaşlar selamlar, merhabalar, nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün 12 Mayıs, bugün normalde Renekton'un Wildrift'e geliş tarihiydi. Ancak Rito amca ne yaptı, ne etti, bu şampiyonu erteledi. Neden erteledi konusunda bir fikre sahip değilim. Ama ben bu şampiyonu sizlere söz vermiştim. Dedim ki 12 Mayıs'ta çekeceğim. Bugün 12 Mayıs, şampiyon gelse de gelmese de çekecektim. Wildrift'e gelmedi, evet farkındayım. Birkaç tane yabancı sitelerden kaynaklar buldum. Wildrift'e nasıl gelecek, güç dengeleri nasıl olacak, pasifleri nasıl olacak diye bu kaynakları birleştirdim, Türkçe'ye çevirdim, derledim, topladım, sizlerin önüne koyacağım. Eş zamanlı olarak Renekton'un oyun içerisinde nasıl oynandığında, basit kombolarının nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Bunu nasıl sağlayacağım? Bunu bilgisayarıma LoL'ü indirdim. Ben hayatımda bir iki kere LoL oynadım ve devamı geliyor şu an. Video çekebilmek için LoL oynuyorum, şaka gibi. LoL'e gireceğim ve bu komboları size göstereceğim. Wildrift'te de kombolar aynı olacak. Sadece birkaç değişiklik var. Kafamı karıştıran gerçekten birkaç bir şey var. Şimdi videolar hafif geçerken sizlere bunları anlatacağım. Bakalım siz nasıl göreceksiniz abi? Mantıklı mı olmuş, mantıksız mı? Birkaç bir şeyde Wildrift'te Renekton'u zorlaştırmışlar arkadaşlar. Renekton normalde zorluk seviyesi olarak kolay bir şampiyon. Ancak abi pasifini öldürmüşler şampiyonun. Nasıl olacak, ne olacak hiçbir fikrim yok. Renekton tahmin ettiğimiz kadar güçlü gelmeyecek mi? Normalde biliyorsunuz erken oyun savaşçısı, yargı dağıtan bir şampiyon. Ancak Wildrift'te bu söz konusu olacak mı, olmayacak mı hep birlikte göreceğiz. Bu video için çok uğraştım arkadaşlar. Bu videoya tam tamına 2000 like diyelim. Gelirse mutlu olurum, gelmezse de canınız sağ olsun. Sizlere daha fazla tutmak istemiyorum. Videoya bir like'ınızı atın. Bir de kanala abone misiniz değil misiniz? Bir kontrol edin. Haydi daha fazla geçmeden videoları izlemeye başlayalım arkadaşlar. Let's go! Dediğim gibi yabancı sitelerden bu şampiyonu bilgilerini derleyip topladım. Türkçe'ye çevirdim. Gayet iyi okuyalım, anlayalım. Ondan sonra da LoL'e geçip gameplay'ini yapalım arkadaşlar. Haydi biraz bir videoya bakalım. Neler yazılmış Renekton hakkında, ne bilgiler verilmiş. League of Legends. Krok'a dahil babacım. Timsah baba. Bağırıyor, çağırıyor, yapar, yapar. Bakalım. Gördüğünüz gibi zorluk olarak zaten en basitinde abi. Damage'i orta halde göstermişler. Sertlikti, dayanıklıktı, oydu buydu. Bunlar boş işler. Bunları oynamadan anlayamıyorsunuz. Oradakilere bakıp alamazsınız. Şimdi ne diyor? İlk başta diyor ki pasifimizden bahsedelim. Bahsedelim abi. Ne diyormuş? Biraz böyle geriye alalım. 50 veya daha fazla öfke ile yetenek kullanmak gelişmiş etkiler için öfke tüketir. Gelişmiş yetenekleri herhangi bir öfke yaratmaz. Aksine 50 öfke tüketir arkadaşlar. Bunu belirtmemişler. Saldırılar 5 öfke oluşturur. Öfke kazanımları sağlık %50'nin altındayken %5 artar. Yani saldırı başına 5 alıyorken saldırı başına 7,5 öfke almaya başlıyoruz. Çatışma dışında 4 öfke her saniyede alır. Çatışmadan çıktıktan sonra belli bir cooldown'dan sonra altımızdaki pasiften habire gittiğini görüyorsunuz. Canımızdan değil malımızdan gidiyor arkadaşlar, dert etmeyin. Az düşüyor. Verdiğinden daha az götürüyor diyelim. Devam edelim. Bu pasifimizde. Geldik Q skillimize. Q ilk skill. Biraz sonra videoda da anlatacağım ki kafanız karışmasın diye. Yakındaki düşmanlara bilmem ne fiziksel hasar artı bonus verin. İsabet alan düşman başına 5 öfke ve 4 iyileştirme yaratır. Şimdi benim anlamadığım konu bu. Normal LoL'de skill kullanımı başına 10 veriyor. 10 arttırıyor. Neden Wildrift'te 5 arttırıyor? Normal LoL'de diyelim ki 5 tane skill kullandınız. 50 öfke birikiyor. 50 öfke biriktiğinde öfke saltanatı açılıyor ve değişik güçte demeye çatıyorsunuz. Değişik şeyler yaşanıyor. Ama Wildrift'te bunu 10 iken yarı yarıya düşürmüşler. Yani şu WE yapıştırdınız 15 geldi. Normal LoL'de 30 geliyor. Yani neden böyle bir denge yapmışlar bilmiyorum. Acaba Renekton'la üst koridorda öfke biriktirmek çok mu zor olacak? Bu konuda gerçekten kafamda soru işaretleri var. Şampiyon da gelmediği için pek de bir yorum yapamıyorum. Geldiğinde göreceğiz arkadaşlar. Belki bunu değiştirirler. Belki o yüzden ertelenmiştir. Nedenini bilmiyorum. Öfke saltanatı %50'nin üstündeyken arkadaşlar. Altımızda bir bar var, göstereceğim oyunda. %50'yi aştığınız gibi
Diyor ki kırmızı oluyor. Diyor ki babacım ben şu an beni kullanın ben gebertirim. Hasar 90, fiksel hasara 90 artı 120 bonus yükselir ve iyileşme 3 katına çıkar. 1 çalıyorken 3 çalıyor. İyi, hasar da artıyor. Gayet worth kardeşim. Bakalım W'müzden neler alıyormuş. W'da 2, 3, W hemen hemen aynı arkadaşlar. W'sünü de okudum. Q'su da aynı. Sadece dediğim gibi pasifinde biraz ufak bir oynama var. Ne diyor? W. Sonraki saldırıyı iki kez vuracak şekilde güçlendirir. 0,75 saniye boyunca sersemletir ve 116 fiziksel hasar verir. 20 artı 160 bonus, 150 bonus. Her neyse. Adama vurdunuz. W bastığınız gibi adama çat çat vuruyor. Elindeki artık muştası mı oluyor, o ne oluyor bilmiyorum. Şuriken değil, bola da değil beyler. Bunu da unutmayın. Yemin ediyorum kavga ederiz. Her neyse. Eğer pasifimiz %50'den fazlaysa, yani öfke durumundaysak 3 kez vuruyor. Çat çat çat. Bak elimde de gösteriyorum. Daha iyi anlayın, daha rahat anlayın diye. 3 kez vuruyor. Çat çat çat. 7,5, yani 0,7,5 saniye yerine bu sersemletme süresi 1,5 saniyeye çıkıyor. Bu gayet önemli bir skill. Bunu gerçekten boş kullanmamamız gerekiyor. Ve bilmem ne fiziksel hasar verir. Tekrardan hasarı artıyor. Normal bir durum. Öfke durumunda insanlar daha sinirli, daha çok güçlü olabiliyor. Crocodile da öyle oluyormuş abi. Bakalım ondan sonra ne oluyormuş. Bu arada her öfke durumunda kaynak tüketmek, skill tüketmek, yani %50 değil, 50 öfke tüketiyor. Yani sizin 70 öfkeniz var. Totalde 100 olabiliyor. İki tane ayrı ardı ardına patlatabiliyorsunuz öfke. QW örnek veriyorum %100'deyken. %70 ise 50'sini götürüyor. 20 kalıyor. Tekrardan 50'ye çıkartmanız gerekiyor ki öfke durumunu alasınız diye. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Devam edelim. Q'suna baktık. W'suna baktık. Şimdi E'sine gidiyoruz. E'si bildiğiniz gibi sıçrama, kayma. E'sini bu şampiyonun çok çok iyi kullanmamız gerekiyor. Gerçekten etki yaratan skillerinden bir tanesi. Bir yöne doğru atılarak 40 fiziksel hasar, 40 artı %90 bonus verir ve geçilen her düşman için 5 öfke oluşturur. Tekrardan bu skillde de adama dediğiniz gibi 5 öfke kazanıyorsunuz. Vurmak veya düşmana 4 saniye içinde kullanmak için ikinci bir atılma sağlar. Adamın üstüne el atladınız. Adama E değdi. Ondan sonra 4 saniye kullandığınız var. Tekrardan E kullanabiliyorsunuz. Kullandığınız takdirde normalde 14 saniye kullanan düşüyor. Wild Rift'te tahmini 10 saniye kullanan falan düşer. Öyle düşünüyorum. Yani E'yi adama dedikten sonra E sadece adam değil bu arada. Minyon, normalde minyona da değdirebiliyorsunuz. Fakat şey de var bakın. Normal LoL'de minyonlardan stack kasabiliyorsunuz. Öfke biriktirebiliyorsunuz. 2,5 milyon başına geliyor. Wild Rift'te buna dair bir açıklama yapılmamış. Minyonlardan gelir mi gelmez mi bir şey söylememişler. O yüzden bilemiyorum abi. Yani herhangi bir yerde de yazmıyor. Gerçekten size net anlatmak istiyorum. Acaba diyorum ki şampiyon gerçekten hani lan biz bir şampiyonu getirdik ama Riot'uz biz. Lan yanlış mı? Acaba bir şeyler yanlış mı yaptık deyip o yüzden mertlediler. Kafamda deli sorular var. Öfke saltanatı durumunda. E'mizde abi öfkeliyiz. Ne diyor? İkinci atılım artık 4 saniyeliğinde 70 fiksel hasar veriyor ve zırhı %25. Ama şunu da unutmayın bakın. İkinci atılım artık 4 saniyeliğine ikinci atılım ve zırhı %25 parçalıyor. Ele kaydıktan sonra demek ki adama kafalama bam bam girmemiz gerekiyor. Buradan bunu anlayabiliriz çünkü zırhı deliniyor rakip şampiyonumuzun. Bunu da kullanmamız gerekiyor. Ultisi basit zaten biliyorsunuz. Nasus'a benzetiliyor şampiyon. Nasus kardeşliği Crocodile'la neydi? Renekton'la Nasus kardeşliği diye söyleniyor. Hemen hemen andırıyor diyelim. Lan ben kellemi buraya koydum da. Hop sen değil. Nerede benim kellem? Bunu beni böyle alalım. Beni böyle alalım. Beni de hatta böyle büyütelim abi. Oha güzel güzel oluyormuş lan, böyle teknoloji varmış. Tamam. Ne diyor abi? 15 saniye boyunca Dominus sahip. Yani ultisi, R'si. 15 saniye boyunca 20 şiddet ve 250 sağlık kazanır. Can veriyor. Nice abi. 20 de öfke veriyor. Okey abi. Atıştan sonraki her saniye 5 öfke kazanır. Aa pardon. 15 saniye boyunca 20 şiddet ve 250 sağlık kazanır. Atıştan sonraki her saniye 5 öfke kazanır ve
Her saniyede 5-5-5-5-5 birikiyor. Tamam. Ve yakındaki düşmanlara 40 büyü hasarı verir. Nice mi? Nice. Çok güçlü oluyoruz. Ulti açtığımızda adama dediğim gibi içinde kalmamız gerekiyor tekrardan. Nasıl usta ulti açıp büyüyoruz. Bam bam adama giriyoruz. Canımız falan artıyor bir anda ulti bastığımız gibi. Bunda da hemen hemen öyle arkadaşlar. Şimdi size tek tek LoL'e geçelim. Orada yapabileceğimiz komboları, temel hareketleri, basit hareketleri. Bu oyunda Tiamat olmadığı için kombolara Tiamat ekleyemiyoruz. Normalde Tiamat'ı da eklemek isterdim ama öyle bir item yok maalesef. Haydi daha fazla uzatmayayım. LoL'e geçelim arkadaşlar. Biraz da LoL'de altı parmak oynayalım. Nasıl oluyormuş görelim. Şampiyon görünüş olarak bu kostümle, bu skinli hali tabii ki de. En boktan skini bu galiba. Kerem'in parası bunu etmiş. Her neyse. Şampiyon her düz vuruşunda stack alıyor. Gördüğünüz gibi altında bir beyaz da oluyor arkadaşlar. 2, 10 etti. 15, 20, 25 elektrik ver girdik patladı. 30, 35, 40, 45, 50 de kırmızı olacak. Şu an öfke durumundayız arkadaşlar. Dediğim gibi öfke kaynakları tabii ki de geçerli. Şu an mesela W atarsak eğer W'miz 3 vuruş yapacak. Mesela bak vurdu 1, 2, 3. Gördünüz mü? Rakip 1,5 saniye stun şeydi arkadaşlar. Eş zamanlı olarak Q'su 10. Hatta size şöyle gösterebilirim. Enerjimiz sıfırlansın. Bekleme süresini şuradan kapatalım. Hiçbir şey Pasifimiz insin mi biraz? Çatışma dışından çıkalım. Çatışmadan uzak olduğumuz yerlerde pasifimiz hafiften süzülerek gidecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altındaki habire düşüyor. Habire düşüyor. Düştü. Sıfırlandı şu anda. %50 yapmamız için LoL'de 5 tane skill atmamız yeterli. 2 tane de düz vurdum, o yüzden oldu onlar. Ancak Wild Rift'te böyle bir şey söz konusu değil. Wild Rift'te düz vuruşu da 5 veriyor. E'si de 5 veriyor. W'si de 5 veriyor. Q'su da 5 veriyor. Yani bu nasıl olacak bilmiyorum. Bunu bence acilen düzeltmeleri gerekiyor ki Renekton'un öldüğü agresifliği yerinde kalsın babacığım. Şampiyon böyle bir şampiyon arkadaşlar. Bir timsah. Pasiflerinden falan bahsetmemiz gerek yok. Hemen hemen zaten hepsi aynı. Cooldownları farklı. %25 zırhını azaltır diyor. Okey, orada 27,5. O ne diyor, o ne diyor. Tamam. Hemen hemen aynı arkadaşlar. Şimdi Renekton'un basit kombolarından bahsedelim. Renekton zaten zorluk seviyesi olarak zor bir şampiyon değil. O yüzden çok basitçe 1-2 kompu var. Onları yapacağız arkadaşlar. Tabii ki de Wild Rift'te Tiamat olmadığı için belli kompları katamıyorum. Tekrardan söyleyeyim. Neyimiz var abi? Şöyle E ile adama kayarız. Şu oto atak E ile çıkış yaparız. Hızlıca bir komp. Cooldown'ını şöyle düşürelim. Kafamız rahat etsin. E ile adama geldik. Tekrardan şu düz E çıkış. Basit. O kadar da zor değil. E, Q, düz, çık. Diğer bir kompu ne? Direkt E atıp E, Q, E atıp çıkabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Tabii ki de E'lerin adama değmesine dikkat edin. E'lerin adama değmesi gerekiyor. E, Q, E çıkış. Bunlar basit komplar. Bunu biraz daha zorlaştırırım. Daha çok damage çıkartacağımız komplara girelim. Daha da zorlu böyle. E ile adama kaydık. Oto atak. W, Q. Oto atak. E ile çıkış. E ile adama kaydık. Oto atak. W, Q. Oto atak. E ile çıkış. Bu kadar basit arkadaşlar. En zorlu komplara bile bu kadar kolay oluyor. Bir de bunun ulti kompu var. Ulti kompunu nasıl yapacağız? Nasıl en çok damage'i rakibe çıkartabiliriz diyorsanız. Şimdi onu da size hemen gösteriyorum. E ile adama kayıyoruz. Hop, bir tane oto atak. W'ye attık. R'ye bastık. Q'ye attık. E ile kaydık. E bitmeyene kadar damage'imizi atıyoruz arkadaşlar. E bittikten sonra direkt kapatıyoruz. Şu an bekleme süreleri kapalı olduğu için pek bir şey anlam ifade etmiyor. O yüzden şöyle hemen yapalım. E ile adama kayarız. Ondan sonra bir tane oto yapıştırırız, W yapıştırırız, ultiye veririz, girdik girdik, E bitmeden geri çıktık. Bu kadar basit arkadaşlar. Renekton'un fazla bir komp yok. Bunları ezberlemeniz sizin için yeterli. Eğer Wild Rift'e güç dengesi olarak güçlü gelirse ben size zaten bunu söyleyeceğim. Bir üst koridor şampiyonu. Normalde gerçekten bir üst koridor şampiyonu. Gerçekten bir şampiyonu. Ancak Wild Rift'e nasıl gelir bilmiyorum.
iyi olursa ben Smurf'tan açıp tekrardan kasmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Rengar'ı beğenmedim top koridorunda arkadaşlar. Çoğu şampiyondan dayak yiyor. O yüzden Rengar'ı şu an spamlamıyorum. Renekton da güçsüz gelirse yine spamlamayacağım. Fiora, Camille devam ki Allah ne verdiyse. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu video tam tamına 2000 like istiyorum. Ben geleceğine inanıyorum. Çünkü gerçekten çok emek veriyorum bu tarz videolara. LoL'de bilmediğim için beni çok zorluyor. Yeni bu tarz videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum, selamlıyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.